Ah Mahmut demiş adam. Ah Bekir demiş. Tuttun beni Ayaz'da demiş. Fütürüyor arkadan Ayaz. Senin orada çekişlerin gayet güzel de ben de burada ızdırap çekiyorum. Sen orada film çekiyorsun anasını satayım. Evet. Bugünü günü bitirmek amacıyla geldik biz buraya ama şu an gerçekten konum olarak Fethiye'nin en güzel yerlerindeyiz. Artık Seyir Kemer bölgesini açtık bugün. Valla çenem az zor çalışıyor. Çünkü rakım olarak biraz yüksekteyiz şu anda. Tam akşam üzeri vakti. Dedim ya burası Fethiye'ye bağlı. Karaağaç mahallesindeyiz. Şöyle özetlemek gerekirse aslında daha net anlayacaksınız o zaman beni. Tabii konuşurken yine arada bir çenemiz uyuşuyor soğuktan. Yani hava serin, daha doğrusu soğuk da değil. Önce şu bir kızlar gösterelim mi kızları bir? Bakın burası rakım olarak yaklaşık 1200-1300 metre bir rakımı olan bölge. Burası deniz manzaralı olup da yayla havasını yaşadığımız, yaşayabileceğiniz çok istisna, çok muhteşem yerlerden bir tanesi burası. Bu ne demek? Hemen Fethiye bölgesinden çıktığınızda Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Babadağ, şu anda Babadağ görüyorsunuz. Orayı gösterebilirsin rahatça. Evet. Evet, Babadağ'ı görüyorsunuz. Ölüdeniz'in tam arkasında kalan Babadağ, şu anda zirvesinde bembeyaz kar var. Ve biliyorsunuz Babadağ'dan Türkiye'nin en güzel atlama pistlerinden bir tanesi olan, yani paraşütle atlanılan paraşüt pistinin olduğu çok istisna güzel yerlerin bir tanesi. Bunu da buradan anlatmış olalım en azından. Çünkü neden istisna yerlerin bir tanesi? Babadağ'dan atladığınız zaman direktmen o Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını seyrederek en son Ölüdeniz'e doğru bir iniş yapıyorsunuz. Turuna mı acaba? Şahin. Evet. Bu da bizim buranın güzellikleri galiba. Her neyse. Şimdi bir de şuradan şey gösterelim Bekircim. Yukarıdaki sedir ağaçlarını gösterelim. Şimdi yukarıdaki sedir ağaçlarını görünce zaten nasıl bir yerde olduğumuzu, nasıl bir coğrafya ve iklime sahip bir yer olduğunu çok daha net anlamış olacaksınız. Tam arkamızda gerçekten çok muhteşem o yayla çamlarının olduğu, yani sedir ağaçlarını dediğimiz o ağaçların olduğu yer burası. Ve Karaağaç gerçekten dediğim gibi burası arazi olarak, konum olarak buradan biz Akdeniz'i komple ayaklarımızın altında kalacak şekilde buradan net görebiliyoruz. Sadece hava, bu güneş artık batmaya doğru yaklaştığı için güneşten kaynaklanan bir sis tabakası oluşmuş durumda. O yüzden şu anda denizi biz net olarak buradan gösteremiyoruz. Fakat sabah kalktığınız zaman, sabah çünkü güneş arkadan doğmuş oluyor, yani diğer taraftan, o zaman bu masmavi denizi tam bulunduğumuz yerden rahatlıkla görebiliyorsunuz. Öyle muhteşem, o kadar güzel bir yer burası. Bunun yanında şimdi burada yapılaşma, burada villa sektörü, bungalov ve burada butik apart tarzı binaların yapıldığı bir bölgedeyiz. O yüzden ben bunu size özellikle aktarıyorum. Hemen aşağı kısmımızda, alt kısmımızda Alınca bölgesi dediğimiz bir bölge var. Orası şu anda her köşe başında, her parselde en az 2-3 tane, 4 tane olmak üzere orada ciddi derecede villalar yapılıyor. Tabi villaların tamamı da hep deniz manzaralı. Yazın buraya gelecek olan turistlerimiz, ama yerli ama yabancı turistlere burada güzel bir hizmet oluşturacağını düşünüyoruz buranın da. Artık burası da gerçekten turizmin göz bebeği olabilecek yerler. Burası hem yatırım için hem de ileriki dönemde çok güzel bir hayat yaşamak için muhteşem yerlerden bir tanesi. Peki, geldiğimiz bölge olarak dediğim gibi Karaağaç mahallesindeyiz. Burada çok güzel bir parselimiz var. Hemen şu görmüş olduğunuz arkaya doğru uzanan ve o ormanların aşağı doğru gelen, yani sırtınız tamamen ormana yaslamış olacaksınız. Hemen önümüzde şurada bir tane tepe var. O kayaların bulunduğu bir tepe var. Bu tepe arazimizin tam ortasında kalan bir tepe. Burayı çok taşlık veya tepe olarak düşünmeyin. Çünkü buradaki evlerin
ve bu villaların birçoğu buradan sadece taş ev olarak yapılıyor. O yüzden de buradaki bu taşlara çok çok ihtiyacınız olacak. Onu belirtmiş olayım öncelikle. Çünkü burada kayalıklar kırıldığı zaman çok güzel bir inşaat malzemesi çıkıyor. Bunun haricinde sadece bir çimento, bir de ustalık yani işçilik olarak ödemiş olduğunuz zaman burada bedavadan bir ev sahibi rahatlıkla olabiliyorsunuz. Yani evinizi çok ucuza mal etmiş olabiliyorsunuz. Yüzölçüm olarak arazimiz tam 4195 metrekare yüzölçüme sahip. Burada çok güzel bir parsel var. Parselin her iki tarafında da kadastro yolu mevcut. Onu da belirtmiş olayım. Dediğim gibi burası ileriki dönemlerde hem ifrazını buradan yaptırabilirsiniz. Buraya imar geldiği takdirde. Hem de buraya istediğiniz şekilde taştan çok güzel bir ev yapıp burada muhteşem bir deniz havası, muhteşem bir deniz manzarası, arkanızda da çok güzel bir tepede zirvesinde kar olan Baba Dağı'da seyrederek hem havanız çok güzel burada. Çünkü hava buradası rakım olarak biraz yüksek olduğu için nem oranı burada sıfır. Onu da belirtmiş olayım. Asla burada nem yok. Geceleri zaten burada battaniye, yorgansız yatma şansınız da yok. Bekircim, hava arkadan bayağı fütürüyor. Ben donmadan buradan gidelim. Bugünlük gidelim. Biz bu işe son verelim. Herkese selamlar, hoşçakalın.